Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir Rage of Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomda Siperi Klan kullanacağız. Bakalım hasar nasıl olacak? Klambos Boss hasarımızı arttıracak mı? Onu inceleyeceğiz. Ee, ve bu videomu izleyen Birkaç arkadaşımız şu an diyordur, bir arkadaş kurtul artık şu siperden filan diyordur, Alp Legends artık kurtul şu siperden filan diyordur ama arkadaşlar sizin elinizde olan kahramanlar maalesef bizim elimizde yok. Yani gönül ister ki şu an Septimus'u koyalım boss takımıza, Vezir'i koyalım veyahut ona benzer güzel kahramanları koyalım ama elimizdeki olan kahramanlarla idare ediyoruz, biz de siper kullanacağız. Ve şimdi o arkadaşlar arkadaşlar birçok kişiye ben hani siper falan kasın siper güzel kahraman demiştim geçmiş videolarımda. Ve siperi kasan birkaç arkadaşımız olmuştu. Ve maalesef bir tane arkadaşımızla bir diyalog yaşadık. Ee, onu da anlatmak istiyorum sizlere kısaca. Yani arkadaş dedi ki bana bu siperi bana kastırdın dedi. Sonra bu arkadaş bana bu siperin hiçbir şey yaramayacağını söyledi. Ve şu an çöp, at, çöp, çöp oldu mahzende bekletiyorum siperi. Yani 60 levellik bir kahramanın boşa gitti falan demişti. O şekilde bir konuşma geçmiş aramızda yani üzüldüm arkadaşlar şimdi o arkadaş oyuna orta seviyelerinde filandır belki tam hatırlamıyorum hesabını ama yani ben o anki kahraman Durumuna göre ben sizlere kahramanlarınızı kasmanızı tavsiye ediyorum. Yani örnek veriyorum şimdi oyuna yeni başlamış bir arkadaş bana sorsa ki ne kasmam gerekiyor? Ben derim ki başlangıç kahramanını kas. E şimdi aradan 2 ay sonra geçmiş de kahramanı kastıktan sonra şimdi mahsene koydum bekletiyorum e, benim başlangıç kahramanımı derse ayıp etmiş olur yani şimdi. Şimdi arkadaşlar o hangi durumunuzda o anki hesabınızın durumuna göre kasmanız gerekiyor. Ama siz K ile kasmamış olsanız siz o bölümlere gelemeyecektiniz. Örnek veriyorum siperi kasmamış olsaydım ben acımasızdaki bosta falan bu kahramanı kullanarak son sandığı alamayacaktım belki. Yani o anki duruma göre o anki hesabımızın el verdiği şekilde ben sizlere yönlendirmeler yap yapıyorum ki. Siperde şöyle bir şey de var. Artık yani maksadında duracak bir kahraman değil arkadaşlar. Yani siper elinizde vezir bile olsa septimus bile olsa yani klombos takımında hiçbir tane bile kullanmasanız maksadınlık bir kahraman olsa ki maksadında durmaması gereken bir kahraman artık kıyamet küresinde e, buz örümceği diye bir bölüm çıktı ve orada hp yanına çok fazla ihtiyacınız var. Ve siper hiçlik türü bir kahraman olduğu için hp yanığı vermekte de çok başarılı yüksek bir isabet kasarsanız tüm bölümlerin yani son bölüm 100. bölümdeki buz örümceği bile HP yana verecek verebilecek bir kahraman. Yani orada bir tek 300 isabet falan çıkmanız gerekiyor bu siperi Şimdi arkadaşlar siper klambosta kullanacağım ve burada Alp Legends artık kurtul bu süperden diyerek benimle alay eden arkadaşlara da bir nevi süper nasıl kullanılır onu göstermeye çalışacağız arkadaşlar. Yani şimdi böyle konuşuyorum ama şu an kızmasın yani o arkadaşlar da bana yani tamamen işin gırgırındayım şu an. Yani herkes istediği kahramanı kasabilir ama benim tavsiye ettiğim kahramanlar da kötü kahramanlar değil yani onu bilin yeter. Şimdi arkadaşlar Klambos takımıma girelim. Evet Clan takımında takımımda K kullandım ve bu takımın çok güzel bir şekilde rehber videosunu hazırladım. Zaten o rehber videomda kurmuş olduğum takımda 38 bin bir hasar vermiştim. Ve burada arkadaşlar pardon şu kabus Ultra kabusa bakacağız. Ultra kabusta kullanacağız. Bir de yani nadir siperi ultra kabusta kullanacağız. Aman Allah'ım. <laughs> Şimdi arkadaşlar 17. sıradayız. 1K attım sabah. O da hiçlik türündeyken attım. Şu an kırmızı renge döndü ve 37 milyon bir hasar vurmuşum. O videomda da 38 küsür vurmuştum. Şimdi Siperi takıma dahil edeceğim. Normalde Siperi Venüs'ü çıkartıp Siperi koyacaktım. Normalde aklımdaki oydu ama maalesef Rising kitaplı değil ve zayıflatma ve defans azaltmada e, şu an için yeterli olmadığı için e, onu çıkaracağım ve Venüs'le Siperi koyacağım takımı. Evet şöyle düzenleyelim takımımızı. Arkadaşlar oyun içerisinde kötü bir kahraman yok yani özellikle böyle e, işlevsel kahramanların %99'u güzel kahraman ama tek sıkıntı o kahramanlara doğru kuşanmak gerekiyor. Yani doğru kuşandığınız sürece evet siperimiz burada doğru kuşandığımız sürece bu tarz kahramanlardan her zaman verim alırsınız. Bakalım hasarımızı nasıl etkileyecek 37'den 38 binden hasarımızı kaça çıkartacak göreceğiz arkadaşlar şimdi birlikte. Evet yani siperi yerine tabii ki isterim ben de Venüs şey Venüs diyorum Vezir kullanmayı. Septimus gibi bu tarz kahramanları siperin yapmış olduğu işi çok daha güzel bir şekilde yapan kahramanları kullanmak isterim ama yani herkes sizin hesabınızda olan kahramanlar yok maalesef ama biz de siperle idare edeceğiz. Şimdi Takımımız ölümsüz bir takım o yüzden ölümsüz bir takımda zaten bu tarz kahramanların analizini en doğru şekilde yaparsınız arkadaşlar. Evet şöyle yine ilk turları manuel olarak oynayacağım takımımı ayarlayacağım. Evet siperimle şu vuruşu çok güzel bu son şeylerde turlarda 100 milyona yakın bir hasar vuracak yani 100 bine yakın bir hasar vuracak. 100 olmasa da 80 bine yakın hasarlar vurmaya başlayacak. Şimdi zayıflatma ve defans azaltmayı verelim çok güzel. Evet zehirimizi verelim. Evet, burada bir tur alalım arkadaşlar, bir tur hasar alalım. Yani şu vuruşları falan yani ikisinin iki kere vuruyor. O iki toplamı da 60 bin olacak yani en düşüğü. O şu an ustalıklarındaki hasar birikintileri falan HP'si düştüğündeki hasar artışı falan ustalıktan gelen. Ve zayıflatma ve defans azaltmanın etkisinden dolayı e, bu siperimizin hasarı da ilerleyen dakikalarda artacaktır. Ve henüz daha siperin kalıntılarında da fullemedim arkadaşlar. Yani kritik demecini fullemedim defansını fullemedim. Yani iki tane kalıntılarında eksiği var tılsım ve e, şey kalıntısı. Kalkan kalıntılar daha 12 levelde. Yani onları da attığım zaman defans ve kritik demet çıkacak bunlarda. Haliyle hasarı bir tık daha vuruş hasarları bir tık daha artacaktır. Evet. Vuralım şöyle. Evet. Zehircimizle Venüs'le zehirimizi verelim. Evet. Esrarlar bitizimizle yine zehir vereceğiz. Evet. Şimdi normal bir şekilde vuralım şöyle. Evet. Şimdi Kalkanımızı veriyoruz. Evet kalkanımızı takımımıza verdik. Şimdi tekrar siperimizle vurduk. Evet şimdi zehirimizi verelim yine. Evet şimdi şöyle karşı saldırı yapmamızın zamanı geldi. Evet sesemletmeyi kafa parçalayan alacak. Bu şeyin çok detaylı bir şekilde e, rehber videosunu yaptım arkadaşlar izlemeyen arkadaşlar kesinlikle izlesin Kule ve kafa parçalayan ile yapabileceğiniz çok güzel bir ölümsüz takım şu an bu hem kabusa vuruyorum hem de ultra kabusa vuruyorum herhangi bir şekilde kalıntı değiştirmeden kahraman değiştirmeden tek kahramanla tek takımla tek kalıntılarıyla e, her ikisine de vuruyorum arkadaşlar Evet şimdi şöyle tekrar vuracağız Evet Bizim için siperde önemli husus siperin pasifi arkadaşlar ihtimali düşük ama %30 ihtimalle e, rakipten aldığınız her saldırıda dezavantajların sayısını arttırma özelliği var siperin pasifinde. Tamam çok güzel bir pasif değil. 4 dört dörtlük bir pasif değil ama benim gibi böyle klamboz takımında sıkıntı çeken arkadaşların en azından iyi kötü işini görebilecek, üzmeyecek bir kahraman ki zaten bu kahraman nadir bir kahraman. Kitaplaması çok kolay. Yani kasması falan kolay olduğu için zaten beklentisi düşük olan bir kahraman gördünüz mü? Yani iki turluk, bir turluk benim zayıflatma ve defans azaltma şu an 4 tura çıkarttı. Aynı şekilde zehirleri de. Yani bu kahraman arkadaşlar pasifinden dolayı bile kullanılabilecek bir kahraman. Şu İyileşme azaltmayı arttırmasa bari. Şu an çok kötü bir zamanda verdi. İyileşme azaltmayı arttırırsa Hasarımızda da haliyle etkiler bu yani. Burada bir tane zehir kapasitesinin yerini kaplayacak. Evet, arttırmadı. Çok güzel. Tamam. Tamam, şimdi arttırmaları yapabilir. Evet. Yani arkadaşlar dediğim gibi yani siper kötü deyip bahsene koymanın bir anlamı yok. Elinizde bu siperin yani vezirin ve işte Septimus'un vazifesini, vazifesini yapabilecek en kötü bir kahraman olarak kullanabiliriz. Örümceğin, buz örümceğinde kıyamet kulesindeki buz örümceğinin de HP ana vermekte sıkıntı yaşıyorsanız bu kahraman normal bir renk HP'sine göre yani hiçlik türü bir kahraman olduğu için baskın olmayacaktır. Tüm renklere karşı HP ana verebilir. Tek düşmana HP ana veriyor ama zaten kıyamet kulesindeki örümceğe de bir kere han HP ana vermek yeterli olacaktır. Evet şimdi takımımız gidiyor. Şu an 7. turdayız. Bakalım 50 tur boyunca gidecek bu takım arkadaşlar. 50 turun boyunca 38 37 milyon bir hasar vurmuştuk. Bakalım bu takımla kaç milyon hasar vuracağız arkadaşlar. Burada videoyu keseceğim. Uzun olmasın videomuz, kısa olsun, öz olsun. Videoyu keseceğim arkadaşlar. Son turlara doğru tekrar videoyu başlatacağım. Bakalım kaç bin hasara çıkacak. Evet arkadaşlar 45. turdayız ve ne demek ki neymiş? Süper kenara koyulacak bir kahraman değilmiş arkadaşlar. Kötünün iyisi bir kahraman diyebiliriz ama kenara atılacak çöp bir kahraman değil. Gördüğünüz gibi şu an 46. turdayız ve 39 milyon hasarı yani bizim barajımız olan 38 milyon hasarı geçtik. Daha 4 tur daha var arkadaşlar. Ve Siper'in dediğim gibi özelliği çok iyi pasif özelliği yani. Tabii ki bir Septimus ve Vezir'le şöyle e, Vezir'le falan kıyaslanamaz bir kahraman. Hani onlar çok güzel bir kahraman ama onların alt seviyesinde olan bir nadir kahraman arkadaşlar. Yani 3 tane zehirci kullanacağınıza, 2 tane bile zehirci kullanacağınıza bir tane siper kullanmanız sizin çok daha faydanız olacak klan boss takımınızda. Gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 8, 10 tane potamızı Devamlı olarak dolduruyor arkadaşlar böyle sersemmetme vuruşlarında şaşırıyor ama kaçırıyor onun türlü Aura saldırılarında klanbosun yapmış olduğu tüm saldırılarda tüm kahramanlarınıza vurduğu saldırılarda bu klanbosun üzerindeki zehir sayısını zayıflatma ve defans azaltma sayısını pasifinden dolayı ihtimali tutar ise arttırıyor bakalım Evet gördünüz mü? 2 turdan bir tura çıkartıyor. Bazen 5 tura çıkartıyor bir anda. Özellikle Klambos renk değiştirdiğinde bunu çok yapıyor arkadaşlar. Yani Klambos'un rengi mor renkten farklı bir renge, mavi renge veya kırmızı renge geçtiği zaman kesinlikle siper kahramanınızı koyun. E, çok daha güzel verimler alacaksınız. Evet arkadaşlar şu an son vuruşlarımızı yapıyoruz. Son vuruşlarımızı da yaptık ve 42 milyon bir hasar vurduk. Yani bir önceki hasarımız 37 idi. Ondan önceki dünkü hasarımız videoda göstermiştim. 38 bindi. 38 milyondu. Şimdi de 42 milyon bir hasar var arkadaşlar. Yani şöyle baktığımız zaman siper 7 milyon küsur hasar vurmuş. Venüs 9 milyon küsur hasar vurmuş. Eğer takım arkadaşlar Venüs çıkartıp Ryzen'i kitaplarsam Eminim bu hasar bir tık daha artacaktır. Yani bunda hiç şüphem yok. Yani esrarlar harbide karşı saldırı da var. İyi kötü se se siper de var. Yeterli olacaktır zehir vermekte diye düşünüyorum. Yani onu da deneyeceğim. Bakalım o zaman nasıl olacak hasarımız artacak mı? Yani onu da deneyeceğim arkadaşlar. Yani bu videomda siper dediğim gibi köşe atılacak bir kahraman değil. O kasan arkadaşımız da hiç üzülmesin. Yani en kötü ihtimalle hadi septumuz falan da çıkmış olsa elinizde güzel bir kahraman çıkmış olsa siperin yerine koyabileceğiniz. O zaman götürsün e, kıyamet kulesindeki buz şey e, buz örümcekte kullansın. O zaman belki bana dua eder. İyi ki de kasmışız falan der. Gerçekten siper kullanışlı bir kahraman. Ka hani kasmadıysanız eğer bu tarz bir kahramanınız yok Seninize kasmanızı tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar kahramanı nasıl kasacağız? Siperi nasıl kasmamız gerekiyor? Onu göstereceğim. Şimdi siperi nasıl kuşanmışız? Kalıntıları, ustalığı e, vesaire kritik oranı kritik demeci nasılmış onların hepsini size göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet siperimiz burada. Evet siper'e bir tane isabet seti takmışız. Ee, ve bir tane bu setin ismi neydi? Bir tane de ilahi can seti takmışız arkadaşlar. Yani bu setleri takarken eldivenine kritik demeç takmayı Tavsiye ederim alt istatistiklerden yeterli kritik oranı yakalamaya çalışın. Benim gibi yakalarsanız çok güzel hasarlar vuracaktır. Her vuruşu kritik olacaktır ve yükseltmediğim daha defansı ve kritik demeç tılsımı ve yine defans yüzüğü varmış üç parça kalıntısı ki bu kalıntılar da bu kahramanın hasar vurmasını etkileyen kalıntılar yani defans kalıntılar kritik demeç kalıntıları hasar bir tık daha artacaktır bunları yükselttiğimde yani kesinlikle yükselteceğim bu kahramanın kalıntılarını ve Eldiveni kritik demeç takacağız. Göğüs bu kahramanın defans süresinden hasar vurduğu için yüzdeli defans takacağız arkadaşlar. Alt istatisinde iyi olmasına dikkat edin. Ayakkabısını şu an için hız taktım. Eğer alt istatistiklerde rehinsiz olduğu gibi alt istatistiklerden hızı yakalayabilirsem eğer o zaman bu ayakkabı da defansa çevirirsem çok daha güzel hasarlar vuracaktır ki o biraz zor olabilir ama şu an için bu şekilde de ideal. E, yüzüğü defans taktım. Tılsımını kritik demeç taktım. Bunu yükselteceğim kesinlikle. Ve sancağını arkadaşlar kesinlikle isabet takmamız gerekiyor ki bu kahramanın pasifinden yararlanabilelim. Pasifi de neydi? E, saldırı saldırıldığında saldırganın tüm dezavantajlarının süresini 30 ihtimalle bir tur arttırıyor ve Klambo'su renk değiştirdiğinde e, ilk saldırısında tüm düşmanlara dört kez vuruyor arkadaşlar bu dört kez vurmasında bu e, pasif dört kere tetikleniyor yani yüzde 30 ihtimaliniz dört kere tetikleniyor ikinci becerisinde iki kere vuruyor orada da iki kere tetikleniyor yani e, bir tur boyunca bir üçlük set boyunca yani bu kahramanın pasifi sersemle ne yemezse eğer altı kere tetiklenmiş olacak bu da iyi kötü rakibin dezavantajlarını arttırabileceğiniz anlamına geliyor ve avrosu da defans avrosu yani defans üzerinde hasar veren kahramanınız var ise bu tarz bu kahraman da lider olarak defans hasarınızı arttırabilirsiniz arkadaşlar evet Şimdi toplam istatisine bakalım sonra da ustalarını gösterelim sonra videoyu sonlandıracağız. Sağlık puanı ideal bir sağlık ki bu kahramanın defansı çok önemli. Defansını olabildiğince yüksek kasarsak vuracağı hasar da artacaktır. Ve bu tarz ölümsüz takımlarda HP ayarı yapmış olduğumuz takımlarda bu kahraman ideal defans ve HP'lerce olacağı için sersem etmeyi vurdurmamanız yani vurmamasını istemediğiniz zaman kesinlikle bu kahramana vurdurmazsınız. Çünkü defans kaçacaksınız haliyle defans hasar vermesi için. O yüzden de defans kaçacağınız için bu şekilde insan yiyen vacı sorumlusu ile yapmış olduğumuz HP ayarlı klan ölümsüz klambos takımlarında falan çok ideal bir kahraman olacak. Ve arkadaşlar hızı filan 195 şu an için klambos takınma göre hızını ayarladım. Kritik oranı %99 çok güzel bir kritik oran kesinlikle. Aslında tüm kahramanlarımıza bu tarz kritik oran takabilsek çok güzel olacak. Kritik demeci 192. Daha yükselteceğiz bu kritik demecini biraz daha ve daha büyük salondan da yükselteceğim kritik demecini vesaire defansını. O zaman burası bayağı güzel olacak. İsabeti de şu an için ideal bir isabet. Aslında isabetini biraz daha arttırabilirsem şöyle 280 falan yapabilirsem o zaman ustalığını destekten isabeten değil de savunmadan açarsam bu kahraman çok daha şahane olacak arkadaşlar. Yani şu an içinde bu ustalık ideal bir ustalık. Şöyle çekeyim ekranı. Saldırıdan bu şekilde açtım. Kesinlikle savaş ustasını açacaksınız. Yani bir tek ölümsüz takımda değil. Bu kahraman karşı saldırı takımınızda, ölümsüz olmayan takımınızda hız tak takımınızı da iyi kullanabilirsiniz. Yani can çalma seti takarsınız veya sömürmeden falan yararlandırırsınız. O şekilde e, bu ustalıklar çok güzel olacaktır bu kahramana ve şu an için destekten isabet taktım ben bu şekilde açtım. Yani bunu da ilerleyen zamanlarda dediğim gibi isabetini yeterli isabete yakalayabilirsem eğer giflerle vesaire savunmadan açacağım ki kesinlikle şu iki ustalık çok önemli arkadaşlar. Düşman tarafından bir müttefik sersemletme aldığında ekstra tur falan veriyor yani e, %30 ihtimalle. Yani bu ihtimaller bu şeyler ustalıklar vuracağımız hasarı da arttıracaktır. Evet arkadaşlar yani siperde başka da öyle dikkat etmemiz gereken husus nedir? Yani güzel kalıntı arkadaşlar yani tüm kahramanlarımızda gerekli olan şey zaten güzel kalıntı. Güzel kalıntıyı nasıl takarsanız bu kahramanlara alacağınız verim de o kadar güzel olacaktır. Yani siper deyip bir köşeye atılacak bir kahraman mı bana göre değil tabii ki. Hani ilerleyen zamanlarda bu kahramanın yerini dolduracak yani bir kahraman çıkarsa özelliğini yapan özelliği yani o dezavantajı arttıran özelliği olan en kötü ihtimalle Narma bile olsa bu kahraman o zaman derim ki ha şimdi bu kahramanı mahsene koruma o zaman kullanmam ama şu an için benim tarzımda hesabı sağ hesaba sahip olan arkadaşlar bu şekilde dezavantaj arttırma özelliği olmayan kahramanlar olmayan arkadaşlar Kesinlikle iyi kötü siperden yararlanabilir ki şu an benim hasarımı daha tam kasılmamış bir takım olmasına rağmen 3 milyona aşkın bir hasar artışı yaptırdı. Yani bu ilerleyen zamanlarda bu hasar daha artacağını düşünüyorum ben. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım yararlı bir video olmuştur. Ve hani siper takındığımdan değil yani bizim elimizde olan bir kahraman ve birçok arkadaşımızın e, elinde olabilecek bir kahraman olduğu için bu kahramanı kasmalar kasmaları hem nadir kahraman olduğu için daha kolay ve nadir kahraman'a göre beklentiyi karşılayan bir kahraman olduğu için sadece hoşuma gidiyor o yüzden de kasmalarını tavsiye etmişimdir bazı arkadaşların yani kastıysanız da hiç üzülmeyin çünkü bu kahraman size her zaman lazım olabilecek bir kahraman arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.